Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı soruları. Yani artık son sınav sorularımıza hazırlık yapıyoruz. Ee, Sınavın pdf'sini açıklama kısmından alabilirsiniz arkadaşlar. Başlamadan bunu da söyleyelim. Ben sadece üreme sistemiyle ekoloji ile ilgili bir e, soru çıkarımı yaptım. Bununla ilgili soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Aklınızda olsun. Başlayalım hemen. Diyor ki üreme hücre süreten organlara ne denir? Arkadaşlar üreme hücre süreten organlara biz gonat diyoruz. Gonatlar. Üreme üreten, hücre süreten hücre, organlardır. Kadınlarda yumurtalıklar, erkeklerde de testislerdir arkadaşlar. İkinci soruda diyor ki erkeklerde bulunan testisler karın boşluğunun dışında nokta nokta denilen keselerin içinde bulunur. Arkadaşlar biz bu keselere ne diyoruz? Biraz yakınlaştırayım. Biz diyoruz ki skrotum. Skrotum keseleri diyoruz bu keselere. üçüncü soru erkeklerde sperm ve idrar nokta nokta kanalından çıkar. Arkadaşlar erkeklerde sperm ve idrar Üretra kanalından çıkar. Ortak kanaldır bu. İdrar ve sperm için ortak kanaldır. Kadınlarda böyle bir durum yoktur. Kadınlarda arkadaşlar üretra kanalı farklıdır. Üreme sistemi kanalı farklıdır. Haberiniz olsun. Dördüncü soru. Erkeklerde mayozla sperm üretimine ne diyoruz arkadaşlar? Spermatogenez diyoruz değil mi? Spermatogenez. Spermler testislerin neresinde üretilir arkadaşlar? Seminifer tüpçüklerinde üretilir. Seminifer seminifer tüpçükler üretilir. Altıncı sorumuz. Dişilerde rahmin iç kısmını kaplayan tabakaya. Arkadaşlar biz bu tabakaya endometrium tabakası diyoruz. Endometrium tabakası. Yedinci soru. Dişilerde mayozla yumurta üretimine ne diyoruz? Oogenez diyoruz arkadaşlar. Oogenez. 8. soru. Dişi ve erkeklerde hipofizden salgılanarak üreme sistemini kontrol eden hormonlar. Arkadaşlar hem dişilerde hem erkeklerde üreme sistemini kontrol eden iki tane hormon vardır. Biri FSH, biri de LH. Bunlar tabi hipofizden salgılanan bir de diğer hormonlarımız vardır. Nedir? Kadınlarda östrojen ve progesteron, erkeklerde de testosteron olur. Gelelim 9. sorumuza. Erkeklerde üreme sistemine yardımcı bezler. İki tane yardımcı bezimiz vardır arkadaşlar. Bunlar nedir? Prostat bezi prostat ve koper bezi. Bu bezler kadınlarda yoktur, sadece erkeklerde vardır. Bunu da söylemiş olalım. 10. soru geldik ekoloji sorularına. Belli bir bölgedeki canlıların ve cansız çevrenin oluşturduğu biyolojik yapıya ne denir? Tabii ki ekosistem denir arkadaşlar. Ekosistem canlı artı cansız çevreyi aldığınız zaman ekosistem oluşturursunuz. 11. soru. Aynı türden canlıların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa biz ne diyoruz? Popülasyon. Bunların da yani popülasyonların da bir araya gelerek oluşturduğu toplular ne diyoruz arkadaşlar? Komünite diyoruz. Komünite. Gelelim diğer sorumuza. 12. sorumuz. Diyor ki canlıların doğal olarak yaşadığı yere ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki habitat diyoruz. Habitat. Komünitelerin yapısını kontrol eden türe. Arkadaşlar biz bu türe kilit taşı tür diyoruz. Kilit taşı tür. Komünitenin şöyle kilit taşı yazalım. Komünitenin yani e, popülasyonlar farklı popülasyonlar bir araya geliyorlar ya. Onların gelerek bir araya gelerek oluşturduğu yapıya biz komite diyoruz. Onları kontrol eden türe de kilit taşı tür diyoruz. Bu tür arkadaşlar o komitedeki işte beslenmelerini, e, yaşadıkları ortamı yani bu kilit taşı tür o ortamı belirliyor. Dolayısıyla e, oldukça önemlidir. 14. soru Komünitelerin kesişim noktasına biz ne diyoruz arkadaşlar buna da ekoton diyoruz. Ekoton komünitelerin kesişim noktasıdır. Şöyle düşünün kümeler gibi düşünün. Şu kesişim noktası nedir? Ekotondur. Mesela ekotonlar nereler? E, bataklıklar arkadaşlar ekotonlardır. Yine e, denizlerin ilk 6 metresi ekotondur. Çünkü karayla denizin birleştiği alanda ilk 6 metresi ekoton olarak isimlendiriliyor. Bozulmuş alanlarda uzun zaman içinde türlerin aşamalı olarak birbirinin yerini almasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Süksesyon olayı diyoruz. Süksesyon. Süksesyon iki şekilde olur. Birinci süksesyon ve ikinci süksesyon. Birincinde hiçbir şekilde canlı yok. Toprak oluşumu gerçekleşecek. Toprak oluştuktan sonra canlılar yavaş yavaş gelip buraya yerleşecekler. İkincisinde toprak oluşumu vardır. Yani toprak vardır yok olmamıştır. Sadece canlılar gelip yerleşir ikinci süksesyonda. Gelelim klasik sorularımıza. Birinci soruda diyor ki spermatogenez ve oogenezi açıklayınız. Arkadaşlar hemen spermatogenez ve oogenezi yazayım şuraya. Şimdi bakın spermatogenezde şöyle biraz da küçülteyim hatta daha güzel yazalım. Ee, için söylüyorum. Şimdi erkeklerin testislerinde seminifer tüpçükler diken kromozomlu sperm ana hücresi bulunur. Sperm ana hücresi. Biz buna spermatogonium da diyoruz arkadaşlar. Sperman öcresi. Bu sperman mitoz bölünmeler geçiriyor ve iki n kromozomlu yine burada mitoz bölünme var. Ya da interfaz evresinde geçiriyor olabilir arkadaşlar. Yine e, iki n kromozomlu birincil spermatosit oluşturuyor. Birinci spermatosit. Daha sonra arkadaşlar mayoz 1 evresini geçiriyor. Mayoz 1 evresi. Mayoz 1 evresinde de en kromozomlu iki tane hücre oluşturuyor yine. En kromozomlu iki hücre. Bu en kromozomlu hücreleri de biz ikinci spermatosit diyoruz. İkinci spermatosit. Daha sonra bunlar mayoz 2 geçiriyorlar. Mayoz 2 geçirdiklerinde de 4 tane en kromozomlu yine hücremiz oluşuyor. Biz bu hücreleri de arkadaşlar spermatit diyoruz. Spermatit spermatitler ve sonra bunlar başkalaşım geçirerek kuyruk kazanıyorlar şu, şu tarafa doğru geleyim başkalaşım geçirerek kuyruk kazanıyorlar bu yapıya da artık ne diyoruz sperm diyoruz arkadaşlar ee, spermatogenezin ana şeması bu şekildedir gelelim oogeneze hemen yanına da oogeneze anlatalım Arkadaşlar oogenezde de yine kadınlarda yumurtalıkta iken kromozomlu yumurta ana hücresi veya biz buna oogonium diyoruz. Oogonium sperm pardon yumurta ana hücresi ya da oogonium diyoruz. Bu yine yumurta ana hücresi mitoz bölünme ya da interfaz evresini geçiriyor ve iki en kromozomlu yine birincil oosit oluşturuyor. Birincil oosit. Daha sonra bu mayoz bir evresini geçiriyor arkadaşlar. Mayoz bir evresiyle en kromozomlu iki tane hücre oluşuyor. Bu hücrelerden bir tanesi büyüktür, bir tanesi küçüktür. Biz bu küçük olana Birinci kutup hücresi diyoruz. Bu kutup hücresi arkadaşlar yok olur, kaybolur, ölür. Çünkü neden? Zigotun gelişimi yumurtanın içerisinde tamamlandığı için mecburen yumurtanın birinin sitoplazma bakımından çok çok zengin olması gerekiyor. Bu yüzden de arkadaşlar ee, yumurtanın yumurtan 4 tane yumurta hücresi oluşacak ya bunlardan bir tanesi çok büyüktür. Diğerleri zaten besin yetersizliğinden dolayı ortadan kaybolur ölürler. Bu oluşan büyük olan yumurta da arkadaşlar ikinci loosit diyoruz büyük olan hücre ikinci loosit daha sonra bu mayoz 2 bölünmesini geçecek bu arada buraya kadar olan evre bakın şuraya kadar olan evre Anne karnındayken biz gerçekleşiyor. Yani kadınlar kızlar annesinin karnındayken buraya kadar olan evreler tamamlanıyor. Bundan sonrası ise ergenlik döneminde tamamlanıyor arkadaşlar hormonların etkisiyle. Bundan sonra mayoz iki bölünmesini gerçekleştiriyor. Bakın şuradaki birinci kutup hücresi eğer ölmüşse zaten artık da bölünme geçirmez. Dolayısıyla burada ne oluyor bakın yine en kromozomlu bir tane büyük bir hücre oluşuyor. En kromozomlu küçük bir hücre bu yine ölerek kayboluyor arkadaşlar yok oluyor. Burada oluşan yapıya da biz ne diyoruz? Otit diyoruz. Otit. Daha sonra bu da arkadaşlar büyüyüp olgunlaşıyor ve en kromozomlu ovum dediğimiz yumurtayı oluşturuyor. Unutmayın. Mayoz 1'in sonuna kadar olan evre. Hatta Mayoz 1'in profaz evresinde kalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Profaz evresine kadar olan evre arkadaşlar anne karnında gerçekleşir. Ondan sonraki evrelerde nerede gerçekleşecek? Ergenlik döneminde gerçekleşecek. Evet böylece spermatogenez ve oogenez olaylarını anlatmış olduk. Şöyle gelelim diğer sorularımıza. Diyor ki embriyonik gelişim basamaklarını yazınız. Yazalım arkadaşlar. Şöyle şu kenara geçiyorum. Embriyonik gelişim basamaklarında bakın ilk önce sperm ve yumurta birleşir. Şöyle sperm ve yumurta birleşti. Döllenme meydana geldi ve burada zigot oluştu. Zigot. Daha sonra bu zigot. Sonra arkadaşlar bu zigot bölünmeye başlıyor. Bölündüğü zaman şöyle ikili hücreler oluşturuyor. Biz bu hücrelere blastomerler diyoruz. Blastomer. Blastomer. Daha sonra bunlar dört tane böyle hücre oluşturuyor. İşte dörtlü blastomer, 8 tane oluşturuyor. Sekizli blastomer gibi böyle söylüyoruz. Daha sonra bunlar şöyle küçük hücreler halinde böyle bir yumak haline geliyor arkadaşlar üzüm gibi. Biz buna morula diyoruz. Morula evresi. Morula evresinden sonra artık gastrula evresi başlıyor. Gastrula evresi. Gastrula evresinde de işte hücre göçü falan gerçekleşiyor ve e, evresi ile birlikte arkadaşlar bundan sonra organlaşma olayı başlayacak. Yani bundan sonra da ne başlayacak? Organogenez başlayacak. Evet bu şekilde ikinci sorumuzu da açıklamış olduk. Gelelim diğer sorumuza. Diyor komünitedeki simbiyotik ilişkileri açıklayınız. Şöyle ben şurayı bir sileyim. Çok da böyle uzaklaşmayalım sorulardan. Sonra bulması zor oluyor. Sayfa uzaklaştırınca Evet. Arkadaşlar komünitedeki simbiyotik ilişkilere baktığımız zaman şöyle yakınlaştım şöyle alalım. Şimdi simbiyotik ilişkileri biz ne demek ilk önce ondan başlayalım. Simbiyotik, simbiyoz birlikte yaşam demektir arkadaşlar. Biz simbiyotik ilişkileri şöyle ayıracağız. Mutualizm diyeceğiz, komensalizm diyeceğiz ve parazitizm diyeceğiz. İlk önce mutualizmden başlayalım. Mutualizm mutlu birlikteliklerdir. O şekilde düşünün her iki tarafta bundan Memnundur arkadaşlar. İki tarafta pozitif etkilenir mutalizmde. Mesela örnek verelim. Baklagillerin kökünde yaşayan rizobiyum bakterileriyle bu baklagiller. Rizobiyum bakterileri onlar için toprağı azot bağlarlar. Ee, bakteriler de bitkiden ne alır arkadaşlar? Besin alır. Böylece ikisi de fayda görmüş olur. Dolayısıyla mutalizm yani mutlu birliktelik olur. Daha sonra gelelim komensalizme. Komensalizm. Burada da bir taraf fayda görürken diğer taraf bundan etkilenmez arkadaşlar. Mesela örnek vereyim, köpek balıklarının etrafında dolaşan ekene cinsi balıklar. Bu balıklar normalde köpek balıklarına fayda da sağlamıyorlar, zarar da sağlamıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar köpek balığı bundan etkilenmiyor. Ama bu küçük balıklar ne yapıyor? Köpek balıklarının atıklarıyla besleniyorlar. Yani işte diyelim köpek balığı beslendi. Etrafındaki bu balıklar da onun etrafında gezerek küçük böyle kırıntılardan besleniyor diyebiliriz. Dolayısıyla ne oldu bakın? Küçük balıklar fayda sağladı ama köpek balıkları bundan etkilenmedi arkadaşlar. Biz buna da komensalizm diyoruz. Bir de parazitlik durumu vardır arkadaşlar. Parazitlik durumu zararlı bir birlikteliktir. Çünkü bir taraf fayda görürken diğer taraf bundan zarar görür. Peki parazitliği biz nasıl ayıracağız? Parazitliği bitkisel ve hayvansal olarak ilk önce ikiye ayıracağız. Şöyle bitkisel. Bir de hayvansal parazitlik vardır arkadaşlar. Şimdi bitkisel parazitlik bitkilerin bitkilerle olan parazitliğidir. Şöyle düşünün ikiye ayırıyoruz biz bunu da. Bir tam parazitlik bir de yarı parazitlik vardır. Yarı Tam. Arkadaşlar yarı parazit olan bitkiler üzerinde yaşadığı bitkiden sadece su ve mineral alır. Sadece su ve mineral alır. Dolayısıyla bitkinin kısilen borularına yani odun borularına emeçlerini gönderiyorlar. Su ve mineral alarak fotosentezini kendisi yapıyor. O yüzden tam bir zarar vermiyor. Zarar veriyor ama tam değil arkadaşlar. Bu yüzden de biz buna yarı parazit diyoruz. Fotosentezini kendisi yaptığı için. Mesela bunu örnek olarak öksü otunu verebiliriz. Öksü otu. Bir de tam parazitler vardır. Tam parazitler arkadaşlar hem besinin, suvemin, hem bitkinin su ve mineralini alır hem de ürettiği besini alır. Bakın bu bitkiler fotosentez yapamıyorlar tam parazitler. Hem besin alıyorlar hem de su ve minerallerini alıyorlar. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar tamamen bir zarar veriyorlar. Mesela cin saçı, cin saçı, canavar otu, canavar otu. Bunlar da nedir? Tam parazit bitkilere örnektir. Gelelim hayvansal parazitlere. Arkadaşlar arada bir ses duyabilirsiniz. Ee, çocuk bağırıyor oradan anne anne diye. Şimdi hayvansal parazitlerde de ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar da dış parazit ve iç parazit olarak ikiye ayrılıyor. Şöyle yeşille yazalım. Dış parazit ve iç parazit olarak. Dış parazitler bizim kanımızla beslenen parazitlerdir. Aslında bir nevi öyle söyleyebiliriz. Mesela bit, pire, kene gibi canlılar nedir? Dış parazitlerdir. Bunların sindirim sistemleri gelişmiştir. Duy organları gelişmiştir. Çünkü bunlar normalde aslında tek başlarına yaşıyorlar ama bizden kan emerek besleniyorlar arkadaşlar. Kanımızdaki proteinleri falan sindiriyorlar. E, ee, i̇ç parazitler ise vücudumuzun içinde yaşayan parazitlerdir. Mesela nedir? Tenyadır arkadaşlar. Karaciğer kelebeğidir. Bunlar da iç parazittir. Bunların duyu organları ve sindirim sistemleri gelişmemiştir. Direkt bizim sindirdiğimiz besinleri alırlar. Özellikle bizim bağırsaklarımızda yaşarlar. Böylece parazitlik ilişkisini de anlatmış olduk size. Gelelim Dördüncü sorumuza. Popülasyon dağılımlarını yazarak örnek veriniz demişiz. Hemen yazalım. Arkadaşlar popülasyon dağılımları üç şekildedir. Bir kümeli dağılım, bir rastgele dağılım, bir de düzenli dağılım vardır. Şöyle bakın kümeli dağılım yazamadım. Heh. Şöyle kümeli dağılımda bakın belirli yerlerde böyle küme küme oluşturmuşlardır. Daha çok dağılım zaten kümeli dağılım şeklinde görülür. Mesela e, aslanları bunu örnek olarak verebiliriz. Aslanlar. Aslan toplulukları ve arkadaşlar rastgele dağılım rastgele dağılım da yine çok fazla görülür rastgele dağılım mesela ee, şeydeki ağaçları mesela bir ormandaki ağaçları bunu örnek verebiliriz rastgele dağılmışlardır bir de düzenli dağılım vardır arkadaşlar düzenli dağılım şöyle bakın tamamen aralarında belli mesafeler vardır bunu da mesela kral penguenleri örnek olarak verebiliriz. Mesela kral, kral penguenler sanırım e, çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Direkt soru olarak değil de herhalde öncüler içerisinde çıkmıştı arkadaşlar. Bu şekilde popülasyon dağılımlarını da yazmış olduk. Böylece klasik soruları da bitirdik. Şimdi geliyoruz can alıcı kısmımıza test sorularımıza. 40 tane test sorusu var arkadaşlar. E, numara olarak yazmadım ama yaza yaza gideceğiz. Şöyle bir diyorum. Diyor ki X diyor zigotla başlayıp organizmanın yaşam döngüsü boyunca geçirdiği değişimlerin tamamıdır. Y gelişmenin başlangıcında hızlı ve birbirini takip eden mitoz bölünmelerdir. Z embriyonik tabakalardan doku ve organların oluşmasıdır. Şimdi bir kere arkadaşlar Y nedir? Bakın hızlı ve birbirini takip eden mitoz bölünmeler segmentasyon. Z embriyonik tabakalardan doku ve organların oluşması. Bu da nedir? Organ organogenezdir değil mi arkadaşlar? Zigotla başlayıp organizmanın yaşam döngüsü boyunca geçirdiği değişimlerin tamamına da biz ne diyoruz? Gelişme diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza. Gelişmenin özellikle ilk 3 aylık döneminde bazı anormalliklerin görünme olasılığı çok fazladır. Aşağıdakilerden hangisi buna neden olan dış faktörlerden biri değildir? Şimdi ilk 3 aylık dönemde arkadaşlar anormallikler görülebilir. Çünkü kritik dönem dediğimiz dönemdir bu dönem. Ve e Hamile bireylerin çok çok dikkat etmesi gereken faktörlerde diyor ki, hangisi dış faktörlerden değildir? Şimdi gıda katkı maddesi dış faktördür. Virütik hastalıklar evet. Yüksek enerjili ışınlar ve ruhsal etkenler de dış faktördür ama genetik faktörler iç faktörlerdir arkadaşlar. Genlerimizden gelir bu yüzden cevabımız C Han şıkkı olacak. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki İnsanın embriyonik gelişimi sırasında oluşan plasantada bulunan anneye ait kılcal damarlara e, damarlarla embriyoya ait kılcal damarlarda kanın akış yönü terstir. Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesini sağlamaz. Arkadaşlar olayın ters olmasının sebebi yani damarların akışının ters olmasının sebebi besin ve oksijenin daha sonra işte atık maddelerin alınmasıyla ilgili bir durumdur. Anneden embriyoya besin alın, alınımını sağlar. Bu doğrudur. Embriyodan anneye metabolik atıkların iletilmesini de sağlar. Anneden embriyoya oksijen iletimini de sağlar arkadaşlar. Embriyodan anneye karbondioksit iletimini de sağlar. Yani besin ve oksijen tamamen bununla ilgilidir. Anneden embriyoya kan hücrelerinin geçmesi. Şimdi kan hücresini anne vermez embriyoya. Embriyo kendi üretir. Embriyoda bulunan karaciğer hücreleri, karaciğer hücreleri, dalak hücreleri kan hücresini üretir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Yumurtanın spermle döllenmesiyle oluşan zigotun birbirini izleyen bölünmeler sonucu hücre sayısı artar ve bir hücre topluluğuna dönüşür. Biz bu hücre topluluğuna ne diyorduk? Morula diyorduk, değil mi? Buna göre diyor bu gelişim süreci içinde meydana gelen bölünmeler ve oluşan yapılarla ilgili hangisi doğrudur? Bölünme şekli nedir arkadaşlar? Döllendikten sonra artık ne, neyle bölünüyor? Mitozla. Dolayısıyla şu C, D ve E şıkkı gitti. D ve E gitti. Bölünmüş her bir hücreye ne diyoruz? Biz blastomer diyoruz değil mi? Blastomer. Hücre topluluğuna ne diyoruz? Morula diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. Beşinci soru. Embriyonik tabakalarda doku ve organların gelişimine organogenez denir. Buna göre organogenezle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Gebeliğin özellikle ilk 3 ayında çevresel etkenlerden en yüksek seviyede korunulmalıdır. Doğru arkadaşlar. Organlarda hasar meydana gelmemesi için. Organlar embriyonik tabakalardan oluşur doğru. Şimdi lise müfredatından embriyonik tabakalar kaldırıldı. Ektoderm, endoderm, mezoterm, mezoderm tabakaları vardı ve bunların her birinden farklı farklı organlar oluşur. Embriyonik tabakaların isimleri ve onlardan oluşan organlar kaldırıldı ama organların bu embriyonik tabakalardan oluştuğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gen faaliyetleri, hücre hareketleri ve hücre etkileşimi ile gerçekleşir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1 2 3 olur. 1, 2, 3. Gelelim diğer sorumuza. 6. soru diyelim. İnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun iken kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdakilerden hangileridir? Şimdi arkadaşlar zigotun iken kromozomlu olmasının sebebi spermle, spermle yumurtanın en kromozomlu olmasından kaynaklıdır. Çünkü yumurtaya ulaşan spermlerden sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki reseptöre bağlanması bu olur. Neden olur? Şimdi eğer iki tane sperm bağlanmış olsaydı bu sefer en birinden gelecek, en de birinden gelecek iki en. Bir de yumurta var üç en olacak. E bunu engellemek için ne yapması lazım? Sadece bir tanesinin bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bunu alırız. En kromozomlu spermle en kromozomlu yumurtanın döllenmesi. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Döllenmiş yumurta üzerindeki zarın ikinci bir spermin girişini engellenmesi için sertleşmesi zona de tabakası arkadaşlar. Yumurta üzerinde bulunur ve bu tabaka spermin bir tanesi girdikten sonra sertleşir, ikincisini almaz. Niye? Çünkü eğer fazladan yine bir sperm girerse 3 en kromozomlu birey oluşur. Bu da anormalliğe sebep olur. O yüzden bunu da alırız. Cevabımız 1 2 3 hepsi olur. Gelelim 7. sorumuza. Yukarıda şematize edilen ergin birey oluşumuna kadar geçen dönemde şöyle 7 yazayım şuraya. Büyük olayları seçeneklerden verilen hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir sıralamasını yazacağız arkadaşlar ilk önce ne olacak bakın ilk önce döllenme gerçekleşecek değil mi ya da mayoz bölümü İlk önce mayoz neden çünkü yumurta hücresiyle sperm hücresi oluşacak birinci sırada bu daha sonra döllenme olur arkadaşlar zigot oluşur sonra hücre sayısı artar hücre sayısı artacak ki hani bu morula falan oluşsun diye en sonunda farklılaşmayla emri oluşacak arkadaşlar 4 diyeceğiz. Direkt sırasıyla vermiş zaten. 1, 2, 3, 4 şeklinde gidecek. Gelelim 8. sorumuza. Aşağıda verilen şekilde döllenmeden sonra meydana gelen segmentasyon olayları gösterilmektedir. Buna göre bu olaylar sırasında hücre sayısı, kromozom sayısı ve sitoplazma miktarı seçeneklerden hangisindeki gibi gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar döllenmiş yumurtanın içerisinde hücre bölünmeleri vardır. Sitoplazma miktarı değişmez sadece hücreler böyle küçük küçük hale gelirler. Dolayısıyla hücre sayısı artar. Kromozom sayısı arkadaşlar değişmez. Kromozom sayısı değişmez. Her bir hücredeki stoplazma miktarı azalır. Eğer bize toplam stoplazma miktarını sorsaydı değişmez diyecektik. Ama her bir hücre için sorduğundan arkadaşlar ne diyeceğiz? Azalır diyeceğiz. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Dokuz diyelim şuraya. Annenin sağlıklı bir hamilelik geçirmesi ve sağlıklı bir bebek sahibi olabilmesi için düzenli kontrollerden geçmesi gerekir. Hamileliğin izlenmesi ile ilgili hangileri doğrudur? Belirli haftalara denk gelecek şekilde en az 4 kontrol olması gerekir. Doğru arkadaşlar. Fetüsün gelişimine bakılarak hamilelik haftasıyla bebeğin gelişiminin orantılı gidip gitmediği belirlenir. Doğrudur arkadaşlar. Her seferinde işte e, boy uzunluğu, e, kafa ölçüsü daha sonra hani bu doğumdan sonra da ölçülüyor. Yine hamilelikte ultrasonla da ölçülüyor. Anneye gerekli aşılar yapılarak, vitamin desteği verilerek ve kan uyuşmazlığına bakılarak sağlıklı bir hamilelik geçirmesi beklenir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız hepsi olacak. 1-2-3 10. soru İnsanlarda zigotun gelişim sürecinde farklı görevlere sahip doku ve organları oluşmaktadır. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Döllenmenin dördüncü haftasında kalp atışı başlar. Doğru arkadaşlar, dördüncü haftada başlıyor kalp atışı. Bu doğrudur. Zigot oluşumundaki, oluşumundan sonraki ana rahmindeki canlıya 8. haftadan doğuma kadar geçen sürede fetüs denir. Doğru arkadaşlar. 8. haftaya kadar embriyo diyoruz. 8. haftadan sonra artık fetüs diyoruz. Çünkü 8. haftadan itibaren plasentaya bağlanıyor. Dolayısıyla fetüs deniliyor. Fetüs 36 haftalık olduğunda doğum gerçekleşmek zorundadır. Hayır arkadaşlar bu zorundalık diye bir şey yok. 36 haftalıkken beklenir. Ama bu 40'a da gelebilir işte. Ee, 39 da olabilir daha fazla da olabilir daha az da olabilir dolayısıyla zorundadır demesi yanlış olmuş cevabımız ne olacak 1 ve 2 olacak gelelim 11. soruya aşağıda verilenlerden hangisi dişi sistemine ait olan döl yatağının görevlerinden biri değildir döl yatağı rahim değil mi arkadaşlar bunun görevini soruyor bize değildir diyor Embriyonun tutunup yerleştiği yerdir. Doğru. Gebelik süresince büyüklüğü artar. Tabi bebek büyüdükçe, embriyo büyüdükçe ne yapacak? Artacak. Yapısındaki bol miktarda kılcal kan damarı embriyoyu besler. Doğru arkadaşlar. Hamilelik boyunca bebeği dış etkilere karşı korur. Bu da doğru. Ama yumurta ve spermin döllendiği yerdir demesi yanlış. Yumurta ve spermler de döllenir. Hemen size şöyle bir kısaca. Tabi böyle burada olmadı ama Şöyle göstereyim arkadaşlar. Rahim böyle değil tabii ki. Heh. Bakın şu kısım rahimdir. Şöyle hatta kırmızıyla göstereyim. Şurası rahimdir. Şurası yumurta kanalıdır. Şurada da arkadaşlar yumurtalıklar vardır. Şimdi bakın yumurtalıklardan yumurta yumurta kanalına çıkar. Sperm ve yumurta burada yumurta kanalında. Diğer birisi de fallopi tüpünde döllenir. Döllendikten sonra da rahme inerek orada tutunur ve gelişimine devam ettirir. Dolayısıyla sperm döllendiği yer neresiymiş? Fallopi tüpü yani yumurta kanalıymış. Gelelim 12. soruya. İnsanlarda dişi üreme sistemi de hipofiz hormonları ve eşeysel hormonları birbirini pozitif ve negatif bir geri bildirimle etkilemektedir. Buna karşılıklı bu karşılıklı etkileşime feedback mekanizması denir. Buna göre dişi bir bireyin üreme sisteminin kontrolünde aşağıda verilen hormon çiftlerinden hangisi arasında feedback mekanizması görülür? Şimdi arkadaşlar Kadınlarda iki tane feedback mekanizması vardır. Bunlardan bir tanesi FSH ile östrojen arasındadır. Diğeri de LH ile progesteron arasındadır. Dolayısıyla ben bu ikisini arayacağım. Ya FSH östrojen olacak ya da LH progesteron olacak. Dolayısıyla FSH östrojen var. Cevabımız A şıkkıdır. LH progesteron da yazabilirdi. Onu da seçerdik. Gelelim diğer sorumuza 13. sorumuza. Diyor ki menstrual döngü. Şöyle 13 yazalım. Menstrual döngü sırasında yumurtanın oluşmasından serbest kalmasına kadar geçen evreler şeklinde olduğuna göre bu evrelerin gerçekleşme sırasını istemiş. Arkadaşlar ilk önce folikül evresi vardır. Yani 4 numara. Daha sonra ovulasyon evresi vardır. 2 numara şey 3 numara. Sonra korpus luteum evresi vardır. 1 numara. En sonunda menstruasyon evresi yani artık yumurtanın dışarı atıldığı evredir. Yani cevabımız 4, 3, 1, 2 şeklinde olur arkadaşlar. Bu şekilde yazarız. Gelelim diğer soruya, 14. soruya. FSH hormonunun zamana bağlı değişimi grafikte gösterilmektedir. Buna göre diyor T1 anında yukarıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiş olabilir? Şimdi FSH ne yapmış? Artmış. FSH artmışsa profaz 1'de bekleyen yumurta uyarılmıştır. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü FSH yumurta üretimini sağlıyor. Olgunlaşan folikül yırtılmıştır diyor. Şimdi olgunlaşan folikülün yırtılması demek yumurtanın dışarı bırakılması demektir. Bu da LH sayesinde olur. O yüzden bunlu, bu olmaz. Süt bezleri gelişmiştir. Süt bezlerinin de arkadaşlar progesteron ve LH ile ilgisi vardır. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Bir yani yalnız bir olacak. Gelelim 15. sorumuza. Bazılarında şıkları almadım ama çok böyle fazla yer kaplamasın diye almadım. Bilginiz olsun. Kaçıncı soru dedik 15. soruya. Diyor ki: Menstrüel döngünün evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili hangisi yanlıştır? Ovulasyon evresi 1-2 gün hormonların etkisiyle folikül yırtılır. Evet, ovulasyon evresi demek. Ovulasyon ovulasyon evresinde yumurta dışarı çıkar. Folikül yırtılır ve yumurta dışarı çıkar. O yüzden bu doğrudur. Menstruasyon evresi 3-5 gün sürer. Evet rahim iç duvarı parçalanır. Doğru arkadaşlar menstruasyon evresinde iç duvar parçalanarak bir miktar kanla dışarı atılır. Korpus lütoğum evresi 10-15 gün yumurta vücut dışına atılır demiş. Arkadaşlar burada yumurta vücut dışına atılmıyor korpus lütoğum evresinde. Bu evrede e, yumurtanın işte rahme yapışıp yapışmayacağı hani oraya tutunup tutunmayacağı belirleniyor eğer döllenme olmuşsa tutunur döllenme olmamışsa tutunmaz o yüzden vücut dışına atıldığı evre e, menstruasyon evresidir hormonların etkisiyle foliküllerden folikül evresini vermiş arkadaşlar 10-14 gün hormonların etkisiyle foliküllerden bir tanesi büyür ve içindeki yumurta gelişir doğru ovulasyon evresi yine 1-2 gün yumurta siller yardımıyla döllenme kanalına geçer evet burada zaten döllenme olayı gerçekleşiyor. Cevabımız C H. şıkkı olacak. 16. soruya gelelim. Diyor ki 16. soruda Şimdi hipofizden X hormonu salgılanmış. E, y ve luteum'dan e, da Z hormonu salgılanmış. Bu hormonların görevlerini vermiş. Bizden eşleştirme istiyor. Ovaryumdaki foliküllerden biri büyür ve içindeki yumurta gelişir. Bu nedir arkadaşlar? FSH'dir. Dolayısıyla şıkları eleyerek gidelim. Bakın A, C, E gitti. Folikül yırtılır. Folikülden salınan yumurta döllenme borusuna geçer. Folikül yırtan hormon hipofizden salgılanan hangisidir? LH. Rahim embriyo için hazırlanır. Kan miktarı artar ve süngerimsi bir hal alır. Bu da progesterondur arkadaşlar. Cevabımız bursa şıkkı olacak. 17. soruya geçelim. Diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri düşüreme sistemini farklı hastalıklardan korumayı sağlayan durumlardır? Vajinada bir zar bulunması evet bu hastalıklardan korur. Vajinanın pH'ının asidik olması evet mesela mikropları öldürür arkadaşlar. Üreme sisteminin düzenli muayene ve kontrolden geçmesi bu da yine korumayı sağlar. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 olur. Gelelim 18'e. İnsanda erkek üreme sisteminde gerçekleşen olaylardan bazıları şu şekildedir diyor. Buna göre bu olayların gerçekleştiği erkek üreme sistemine ait yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Spermlerin oluştuğu yerdir diyor. Spermlerin hareket ve döllenme yeteneği kazandığı kanaldır. Spermlerin depo edildiği yerdir. Şimdi arkadaşlar spermlerin e, oluştuğu yer seminifer tüpçükler. Hareket ve döllenme yeteneği kazandığı yer epididimiz kanalıdır. Depo edildiği yerde de vaz deferans kanalıdır. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim Diğer sorumuz 19. sorumuz. Diyor ki yumurtalıktan alınıp salınıp uterus'a gelen bir yumurta eğer döllenmemişse aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Döllenmemişse korpus luteum bozulur. Yumurta dışarı atılır. Rahim duvarı parçalanır. Yumurta uterus'a tutunur demiş. Arkadaşlar döllenme olmamışsa tutunamaz. Ne olur? Dışarı atılır. Progesteron azalır. Doğrudur. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Gelelim 20. soruya. Peki grafik incelendiğinde dişi bir insanda 0-50 yaş arasında gözlenen X değişkeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Anne karnındaki dönemde artmış, ergenlik öncesi dönemde sayısı sabit, doğurganlık döneminde de azalmış, menopoz dönemi de tamamen bitmiş. Arkadaşlar bu nedir? Tabii ki yumurta sayısıdır. Anne karnındaki dönemde hani profaz 1'e kadar ne yapıyor? Üretiliyor. Sonrasında ergenlik dönemi de sabit kalıyor. Ergenlik dönemine girildiğinden itibaren hormonların etkisiyle bölünmeler devam eder ve yumurta sayısı yine artar. Hatta bu sefer ne olacak? Yumurtalar dışarı atıldığı için yumurta sayısı azalacak arkadaşlar. Menopoz döneminde zaten artık yumurta üretimi yoktur. Cevabımız denizli şık olur. Gelelim 21. sorumuza. İnsanda erkek üreme sistemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Testisler sukrot adı verilen bir çift kese için içindedir. Doğru. Spermlerin canlılığını koruması için testisler vücut dışında daha düşük bir sıcaklıkta tutulur. Evet arkadaşlar, doğrudur. Sperm ve idrarın kanı atıldığı kanal üretraz, üretradır. Doğru. Erkek üreme sisteminin ana hormonu progesterondur. Erkek üreme sisteminde ana hormon neydi? Testosteron. O yüzden yanlıştır. Penis boşaltım kanalı etrafında kan damarlarıyla kuşatılmış süngerimsi dokudan oluşur. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olur. Gelelim 22. sorumuza. Dönlenme doğal yollarla gerçekleşemiyorsa bebek sahibi olmak için kullanılan yöntemlerden biri in vitro fertilizasyon yöntemidir. Yani arkadaşlar tüp bebek aslında bu. Buna göre de yukarıda verilenlerden hangileri bu uygulamaların laboratuvar çalışmaları içerisinde değerlendirilir? Organogenezin gerçekleşmesi. Şimdi organogenezin, pardon organogenez değil, o gerçekleşmesi bu annede yani kadında olur. Laboratuvar ortamında olmaz arkadaşlar. O genez olduktan sonra kadından yumurta alınıyor. Dolayısıyla bu olmaz. Spermatogenez ile sperm oluşması bu da erkekte gerçekleşen bir olay. Akrozom enzimlerinin zona pelustayı parçalması. Bakın işte bunu laboratuvar ortamında yapıyoruz. Embriyonun oluşması bu da laboratuvar ortamında olur. Sonrasındaki olaylar ne oluyor? Anne karnına artık daha embriyo konuluyor. Ve anne karnında gelişim devam ediyor. Dolayısıyla 3 ve 4 laboratuvar ortamında olurken diğerleri ne olacak? Biri erkekte bir de dişi de gerçekleşen olaydır. Gelelim 23. sorumuza. Diyor ki 23. Aşağıda farklı canlıların birlikte yaşadıkları dönemde aralarındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre A, B, C, D'nin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Mantar ve alk. Arkadaşlar şimdi mantar ve alk birlikte liken birlikteliklerini oluşturuyorlar ve bunlar ikisi de mutualizm ilişkisini örnektir. Dolayısıyla ikisi de pozitif etkilenir. O yüzden A'da yanlışlık yapılmış. Köpek balığı vantuzlu balık. Hani az önce bahsetmiştim ya ekeneis balığı diye vantuzlu balık da deniliyor bir diğer ismine. Biri pozitif etkilenirken biri etkilenmez. Bu arada burada da yanlışlık yapılmış. Neden? Çünkü birinci canlı için yani köpek balığı bundan etkilenmezken Vantuzlu balık bundan pozitif etkilenir yani buradaki işaretlerin yerlerin değişik olması gerekiyordu bunda da yanlışlık yapılmış. Timsah ve kur, kürdan kuşu bu da arkadaşlar gevşek mutalizm örneğidir. Timsah ne yapıyor timsah ee, dişlerin arasındaki atıklar atıklarla kürdan kuşu besleniyor. Kürdan kuşu bundan fayda sağlıyor timsah da fayda sağlıyor arkadaşlar ama zorunlu bir birliktelik değil arada bir bir araya gelirler bu doğrudur. Oksijatı badem ağacı şimdi ikisi de Hani yarı parazitlik durumu var burada. Öksü otu yarı parazitti. Arkadaşlar öksü otu bundan pozitif etkilenirken badem ağacı bundan negatif etkileniyor. Dolayısıyla buradaki işaretlerde de yine yanlışlık yapılmıştır. O zaman hangilerinde yanlışlık yapılmış? A, B, D şıklarında yanlışlık yapılmıştır. Gelelim 24. soruya. Diyor ki hayvanları konak olarak kullanan iç ve dış parazit organizmalar için yukarıda verilen tablo incelendiğinde hangileri doğrudur? Şimdi iç parazitlik dış parazitliğe göre bakacağız. Ee, hareket organı gelişmemiş gelişmiş diyor. Arkadaşlar hareket organı iç parazitlerde gelişmemiştir dış parazitlerde gelişmiştir. Dış parazit bitken onları düşünün gelişmiş. Duyu organı iç parazitte gelişmemiş dış parazitte gelişmiştir evet. Sindirim sistemi iç parazit de yine gelişmemiştir, dış parazit de gelişmiştir. Burada yanlış vermiş. Cevabımız 1 ve 2 olur. Gelelim 25. sorumuza. 25. Birbirleriyle av avcı ilişkisi içerisinde bulunan iki canlı türünün birey sayısı zaman grafiği verilmiştir diyor. Buna göre diyor hangileri doğru olabilir? Diyor A av B ise avcıdır. Doğru olabilir arkadaşlar. Tam tersi de olabilir. Av sayısının artması avcı sayısının artmasına neden olmuştur. Şimdi av artarsa ne olacak? Avcı da artacak bir süre. Bakın şuraya bakın. Av artmış, avcı da artmış. Dolayısıyla arkadaşlar doğru. Avcı sayısının artması av sayısının azalmasına neden olmuştur. Şimdi buraya baktığımız zaman avcı sayısını mesela şeyleri e, nokta nokta olanları avcı olarak alırsak avcı artarsa ne olacak? Av azalacak. Doğrudur hangileri doğru olabilir dediği için üçünü de doğru alıyoruz. 26. İki farklı canlının birlikte ve ayrı yaşadıkları dönemdeki birey sayıları aşağıda verilen grafikteki gibi değişmiştir. Buna göre diyor hangileri doğru olabilir? Şimdi bakıyorum. Birlikteyken bakın D'nin sayısı artıyor, A'nın sayısı azalıyor. Ayrıyken de A'nın sayısı artıyor, B'nin sayısı azalıyor. Diyor ki A konak, B ise parazit organizmadır. Şimdi birlikteyken arkadaşlar A'yı azaltmış o zaman A konak olabilir. B de artmış o zaman B de parazit olabilir. Evet. Zararlı birliktelikler içerisinde değerlendirilir. Evet bakın biri artarken biri azalıyor. Zararlıdır. Doğru. A ve B canlıları çok hücreli olabilir. Arkadaşlar Olabilir mesela bitkisel parazitler vardı, hayvansal parazitler vardı. Çok hücreli olabilirler. Doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 hepsi olur. 27'ye gelelim. Aşağıda verilen organizmalardan hangisi beslenme şekli bakımından fotoototrof değildir? Yani fotosentez yapmaz diyor. Siyona bakteri fotosentez yapar. Yeşil alp yapar. Öksü otu ve elma ağacı yapar ama canavar otu tam parazittir. Tam parazitler fotosentez yapamıyor arkadaşlar. Cevabımız eşit olur. Gelelim diğer sorumuza 28. Bir ekosistemde süksesyon sonrası oluşan dengeli komünite aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Arkadaşlar dengeli komüniteyi biz klimaks olarak tanımlıyoruz. Ekoton kesişim bölgesi mikroklima küçük klimatik alanlardı. Yani öyle mesela nasıl diyeyim size mikroklima için? Mesela diyelim normalde Iğdır'da Mesela e, soğuk bir yerdir ığdır. Ve arkadaşlar burada çok fazla bitki yetişmez ama ığdır'a özel olarak mesela pamuk tarımı yapılabiliyor. O bölge nedir? Mikroklimatik bölgedir. Ekosfer e, ekolo, ekosistemin işte tamamını kaplayan arkadaşlar kısımdır Biyom da küçük. Yine mesela çöl biyomu, işte akarsu biyomu, göl biyomu gibi biyomlar vardır. Bunlar da küçük alanlardır. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. 29 soruya gelelim. 29 Diyor ki aşağıdaki grafikteki farklı canlı birlikte ve ayrı olmaları durumundaki gelişimleri gösterilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi birlikteyken ikisinin sayısı da artıyor ayrıyken azalıyorlar. O zaman bunlarda sıkı mutalizm var. Ayrı ayrı yaşayamıyorlar. A, B üzerinde parazit yaşar. Eğer parazit yaşasaydı birisinin sayısı artarken diğerinin ki azalıyor olması lazımdı. Bu yanlış. A, Baklagil veya azot tutucu bakteri olabilir olabilir Arkadaşlar bu da mutalizm ilişkisidir Dolayısıyla cevabımız ne olacak 1 ve 3 olacak gelelim 30. soruya diyor ki aşağıda verilen birlikteliklerden hangisi zorunlu yarar ilişkisine yani zorunlu mutalizmi örnek olarak verilebilir denizgülü yengeç demiş cin saçı fasulye demiş köpek balığı vantuzlu balık sığır sığırcık kuşu insan K ve B vitamini üreten bakteri. Şimdi arkadaşlar zorunlu mutalizme tabii ki insan ve bakteriler olacak. Denizgülü yengeç, bunlar amensalizme örnektir. Amensalizmde de bir taraf etkilenmezken diğeri zarar görüyor arkadaşlar. Cin saçı bitkisi, fasulye bu yarı parazit şey pardon tam parazitlik durumu, yine parazit durumu. Köpek balığı, vantuzlu balık komensalizm örnektir. Sığır, sığırcı kuşu bu da eee Zorunlu mutalizm değil de gevşek mutalizme örnektir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 31. soru. Diyor ki simbiyotik ilişkilerde bir arada yaşayan canlıların bu birliktelikten fayda görmeleri durumunda. Artı, eksi ve sıfır ile gösterilirse hangisi doğru olur? Şimdi mutualizm neydi? Her ikisi de fayda görüyordu. O yüzden artı artı olacak. C, D, E şıkları gitti. Parazitlikte neydi arkadaşlar? Bir taraf fayda görecek, diğer taraf zarar görecek. Dolayısıyla A şıkkı da gitti. Cevabımız B şıkkı. Komensalizmde de ne vardır? Bir taraf fayda görürken diğer taraf etkilenmiyordu. Geçelim 32. sorumuza arkadaşlar. Diyor ki iki farklı türden canlının aynı ve farklı yaşam ortamlarında tutulduğu zamanlardaki birey sayısı ile ilgili aşağıdaki grafikler verilmiştir. Şimdi birinci ortama baktığımda farklı yerlerde yaşıyorlar bunlar. L'nin ve K'nın birey sayısı artıyor. Aynı ortama konuldukları zaman ise K'nın birey sayısı artarken L'nin birey sayısı zamanla ne oluyor? Azalıyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Bir kere K ile L arasındaki ilişki arkadaşlar rekabet ilişkisidir. Bunlar ya besin için ya da yaşadıkları ortam için rekabete girmişlerdir. Bakalım diyor ki K ve L yaşam alanı ya da besin için rekabete girmiştir. Bu doğrudur. K bu ilişkiden olumsuz etkilenmemiştir diyor. Şimdi K'yı birinci grafiğe göre bir karşılaştıralım. Arkadaşlar normalde K birinci grafikte bakın şuradan başlarken Burada biraz daha aşağıdan başlamış birey sayısı. Dolayısıyla olumsuz etkilenmemiştir diyemiyoruz. Olumsuz etkilenmiştir o yüzden bu yanlıştır. L türünün bir ilişki sonrasında nesli tükenmiştir. L türünün neslinin tükendiği ile ilgili herhangi bir bilgi bilemem. Çünkü L türünün tamamı mı orada yoksa yarısını mı koymuş o yüzden de nesli tükenmiştir diyemiyoruz. Cevabımız yalnız bir olur arkadaşlar. Yalnız bir olacak. Geçelim diğer sorumuza. 33. soru. Diyor ki yarı parazit bitkiler için verilen özelliklerinden hangileri tam parazit bitkilerde görülmez. Fotosentez yapan hücrelere sahiptir. Konak olduğu bitkiden su ve mineral madde alır. Gelişmiş kök sistemine sahiptir. Şimdi yarı parazit bitkiler başka bir bitkinin üzerinde yaşayarak bunlar emeçlerini yani kök benzeri yapılarını bu üzerinde yaşadığı bitkinin soymuk boru pardon e, odun borularına gönderiyor. Yani kısilemlerine gönderiyor. Buradan su ve mineralleri alıyorlar. Bu su ve mineralleri kullanarak da fotosentez yapıyorlar. Dolayısıyla yarı parazit bitkiler fotosentez yapan hücrelere sahiptir. Bu doğru. Konak olduğu bitkiden su ve mineral madde alır. Bu da doğrudur. Gelişmemiş kök sistemine sahiptir. Arkadaşlar bu da doğrudur ki zaten bize neyi soruyormuş? Özelliklerinden hangileri tam parazit bitkilerde görülmez demiş. Arkadaşlar tam parazit bitkilerde görülmeyen şudur. Bakın Tam parazit olan bitkiler de gelişmemiş kök sistemine sahiptir. Bunlar e, üzerinde yaşadığı bitkiden hem su ve mineral madde alıyor hem de besinlerini alıyor. Dolayısıyla tam parazit bitkiler fotosentez yapamıyorlar. O yüzden bu tam parazit bitkilerde görülen bir özellik değil. Ama konuk olduğu bitkiden su ve mineral madde alıyor. Ayrıca ekstra olarak besin maddesini de alıyor. Hangisi tam parazit bitkilerde görülmez? Yalnız bir olacak cevabımız. Yalnız bir şeklinde gider. Gelelim diğer sorumuza. Kaç oluyor? 34. sorumuz. Diyor ki aşağıda çöl ve orman ekosistemleri ile ilgili bir şema verilmiştir. Buna göre şemadaki taralı alan için yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar taralı alan kesişim kümesi olarak dediğimiz ekoton bölgesidir. Ekoton bölgesinde hem ormanda bulunan türler hem de çölde yaşayan türler bulunur. Dolayısıyla ekoton bölgesi tür çeşitliliği bakımından zengindir burada yaşayan bireylerin ortama uyumları daha yüksektir yani toleransları daha yüksektir bakalım diyor ki bireylerin ekolojik toleransı yüksektir Evet çünkü her iki ortamda uyum sağlayabilme özelliğindeler doğru her iki ekosisteme de ait türler bulunur doğrudur hem çölden hem de ormandan e, türler görülebilir dire diğer alanlara göre birey sayısı fazladır arkadaşlar birey sayısı az Çeşitlilik fazladır ekoton bölgelerinde. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Geçelim diğer sorumuza. 35 diyeceğiz bu soruya. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi popülasyon örneği değildir? Neydi popülasyon? Aynı türe ait birey sayısı. Bireylerin topluluğuydu popülasyon. Bakalım. Ankara'da yaşayan tiftik keçileri tek bir türe ait bireylerim söylemiş. Evet, o zaman bu popülasyon. Van Gölü'ndeki inci kefalleri tek bir tür mü söylemiş? Evet, o zaman popülasyon. Karadeniz'deki hamsi balıkları sadece hamsiyi söylemiş. Olur. Bergama Ovası'ndaki kırmızı çiçekli bitkiler. Şimdi kırmızı çiçekli bitki derken gelincik de olabilir, gül de olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada tek bir türden bahsetmiyor. Burada ne olabilir? Bu komünite örneği olabilir. Çünkü komünite farklı türe ait bireylerin toplanarak oluşturduğu bir topluluktur. Dolayısıyla bu bir komünite örneği olabilir. Kaz dağındaki sarı çamlar burada da tek bir türü vermiş. Dolayısıyla popülasyondur. Ama buradaki kırmızı çiçekli bitkiler popülasyon değil komünite örneğidir. Diğer sorumuza baktığımızda 36 diyoruz. Bir popülasyona etki eden çevre direncinin maksimum seviyeye ulaşmasına durumlarından hangileri neden olur? Şimdi çevre direnci ne demek? arkadaşlar ortamda bulunan maddelerin veya besin maddesi olabilir barınma alanları olabilir. Bunların birey sayısı arttığı zaman oluşturduğu dirence biz çevre direnci diyoruz Mesela örnek vererek açıklayayım bunu daha iyi anlamanız için e, diyelim ki ortamda 10 tane ekmek var tamam mı 10 tane ekmek bu ekmeği 5 kişiye paylaştırdığımız zaman Her birine kaç tane ekmek düşecek 2 2 ekmek bu gayet yeterli Diyelim ki burada 10 kişi oldu hala 10 ekmek var her birine 1 tane ekmek düştü ne oldu arkadaşlar Bakın buradaki e, yeterlilik de yine aynı şekilde e, güzeldir hani uyumludur ama 10 tane ekmeği 20 kişiye paylaştırmak istersem buradaki ekmek sayısının buradaki birey sayısına gösterdiği direnç çevre direncidir. Bir süre sonra bu ekmek buradaki bireylere yetmemeye başlar. Dolayısıyla bireyler arasında rekabet başlar. Yani oradaki o 20 birey o 10 tane ekmeği yiyebilmek için ne yapacaklar? Birbirleriyle rekabete girecekler. O yüzden de birey sayısı arttıkça çevre direnci ne yapar? Artar diyor ki popülasyonun kuruluş aşamasında olması hayır Çevre direnci artıyorsa popülasyon maksimum kapasite kapasitesi, kapasitesi e, kapasiteye ulaşmıştır. O zaman bu kuruluş aşaması değildir. Popülasyondaki artışın logaritmik olması bu olabilir. Eğer sürekli logaritmik bir artış varsa yani sürekli dik bir çizgi varsa birey sayısında çevre direnci u, e, oluşturabilir. Popülasyonun taşıma kapasitesine ulaşmış olması eğer taşıma kapasitesine ulaşmış bir popülasyonsa harbiden hala birey sayısı artmaya devam ediyorsa o zaman çevre direnci maksimum seviyeye ulaşır arkadaşlar. Durumlarından hangileri neden olur dediği için cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Geçelim 37. sorumuza geldik. 37 diyor ki popülasyon dağılım tipleriyle ilgili verilen şemalar aşağıdaki gibidir. Buna göre KNM şemaları dağılımlar eşleştirilirse seçenek seçeneklerinden hangisi doğru olur? Arkadaşlar K'ya baktığınız zaman K'da bir topluluk, belirli topluluklar var değil mi? Biz buna kümeli dağılım diyoruz. Kümeli topluluklar oluşturuyor. L'ye baktığınızda L'de belirli bir düzen yok. Rastgele bir dağılım var. Dolayısıyla L rastgele dağılımdır. M'ye baktığınızda belirli bir düzen var dikkat ederseniz. Bu da nedir? Düzenli dağılımdır. Bunlarla ilgili örnekler e, MEP kitabında var. Hatta e, çıkmış soru olarak da çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla bu dağılımlar önemlidir. Mutlaka iyi çalışın bunlara. Gelelim 38. sorumuza. Aynı popülasyon içerisinde yer alan canlılarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı popülasyon içerisinde yer alan canlılar aynı tür olan canlılardır. Değil mi? Mesela iki tane insanı düşüneceğiz. Mesela kardeşinizle kendinizi düşünün ona göre cevap verin. Sağlıklı bireyleri aynı kromozom sayısına sahiptir. Evet, benim sağlıklı olan kardeşim de 46, ben de 46 kromozomum. O yüzden bu doğru. Beslenme şekilleri aynıdır. Evet, ikimiz de e, omnivor olarak besleniyoruz. Yani hem etle hem de otla besleniyoruz. Dolayısıyla aynı. Üreme şekilleri aynıdır. Evet, eşeyli üreme yoluyla ürüyoruz. Aynı protein yapısına sahiptir. Bilimsel adlandırmaları aynıdır. Bilimsel adlandırmamızın ikimizin de nedir? Homo sapiens'tir, değil mi? Homo sapiens bilinsel adlandırmamız aynı. Aynı tür olduğumuz için ama aynı protein yapısına sahip değilizdir. Çünkü proteinler DNA'daki şifrelere göre üretilir ve her bir bireyin DNA'sı %99 oranında birbirine benzese bile %1 oranında farklılık gösterir. O yüzden protein yapıları da birbirinden farklıdır arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Gelelim 39. sorumuza. 39. Aşağıda faktörlerden hangisi hayvan popülasyonlarında büyümeyi sınırlandıran dış kuvvetlerden biri değildir? Büyümeyi sınırlandıran dış kuvvetler. Yaşam alanının daralması bu bir dış kuvvettir değil mi? Olur. Doğal afet yine olur arkadaşlar nedir? Dış kuvvettir. Büyümeyi sınırlandırır. Besin kıtlığı olur. Salgın hastalık olur ama doğum kontrolü bir iç kuvvettir. Yani iç kontroldür. Yani bu bizim elimizdedir. Hani dışarıdan gelen bir şey değildir. Dolayısıyla doğum kontrolü dış kuvvet değildir. Gelelim 40. sorumuza. Kaç sorumuz kaldı? Bu son soruymuş. Bakalım diyor ki. Aşağıdakilerden hangisi bir böcek popülasyonunun tüm bireylerinde gözlenen özelliklerden değildir? Böcek popülasyonu. Böcek popülasyonu ise arkadaşlar o zaman bunlar aynı türe aittir. Aynı tür. Diyor ki farklı habitatlarda yaşayabilirler. Dursun bakalım. Kromozom sayıları aynıdır. Bunu biliyoruz, değil mi? Bireylerinde gonozom çeşitleri aynıdır demiş. Dursun bakalım. Eş ve besin için rekabete girebilirler. Evet. Besin için zaten rekabete giriyorlar ama aynı tür oldukları için eş için de rekabete girerler. Verimli döller oluşturabilirler arkadaşlar. Doğru farklı habitatlarda yaşayabilirler demiş. Yani aynı popülasyonun üyeleri farklı habitatlarda yaşayabiliyor. Mesela şöyle düşünün. İnsanlar kutup bölgesinde de yaşayabiliyorlar. Sıcak bölgelerde de tropikal bölgelerde de yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla farklı habitatlarda yaşayabilirler. Bireylerinde gonozom çeşitleri aynıdır demiş. Bu yanlış olur. Neden? Çünkü dişi ve erkeklik var. Dişilerde XX kromozomları varken erkeklerde XY gonozomları vardır. Dolayısıyla bireylerindeki gonozom çeşitleri aynı değildir arkadaşlar. O yüzden C şıkkı yanlış olur. Evet böylece sorularımızı bitirmiş olduk. Umarım sınavınız çok güzel geçer arkadaşlar. Sonraki farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.